Efendim reklamlar sonrası Cendere programının son bölümündeyiz. Hüseyin Bayrak, Yüksel Mert ve Bülent Talaş'la beraberiz. Lokum FM stüdyosunda aynı anda Akdeniz Türk Televizyonu ekranlarında yayındayız. Bu arada Akdeniz Türk Televizyonu'nun frekans bilgilerini soran dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz var. Bir kez daha hatırlatayım. TürkSat uydu frekans bilgileri şöyle. 117.094 horizontal yatay 27.500 şeklinde. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra. Sayın Mert, ortalığı sulandırma. Asgari ücretlinin hakkını ihlal ediyorsun. Sezgin mesaj göndermiş. Merhabalar arkadaşlar, ben Seyhan'dan. Belediye otobüslerine girmediği bir yer yok. Bizim Emin Ağa Caddesi'ne niçin girmiyor? Bu yetkililere sorarsanız sevinirim diyor. Ramazan Demir, Emin Ağa Caddesi'ne girmeyen otobüslerden dert yanıyor. Bakalım diğer mesajlarımıza. Selam, ben Mehmet Ali Işık. Hüseyin Bayrak halkın başkanı olacak adamsın demiş. Aday ol, oy verelim diyor. Duydun mu Sayın Mert? Ya organize ediyor. İyi yayınlar Cendere üyeleri. Denizli Mahallesi'nden arıyorum. Alt geçit çalışmaları rezalet. Yollarımız berbat. Bayrak doğru söylüyor. Bir de Yüksel Mert niye bu kadar sözlüğü savunuyor? Bu kadar savunma hakkı yok. Halkın yanında yer alsın. Bir de televizyondan yayın yok. Haberiniz olsun. İyi yayınlar Hüseyin Doğdu mesaj göndermiş. Şu an karasal yayında var ama uydu yayını bilemeyeceğim. Abi korkuyorum Hüseyin sözlüğünden o açıdan. Hüseyin diyor ya işte efendim damda şu yapılıyor, bu yapılıyor. Gözümüzü korkuyor. Ya kardeşim ben gerçekleri söylüyorum. Burada herkes gerçekleri söylüyor. Sen onu gerçeklerde mi söylüyorsun? Hiç kimseye, yalakalık yapma gibi de bir şeyim yoktur. Objektif, adil, tarafsız konuşmaya çalışıyorum. Aslında belki eleştirecek de Hüseyin Bayrak'ın bu kadar böyle acımasız eleştirilerinin yanında insan hani savunma refleksi var ya gelişiyor. Aynen öyle bir şey oluyor sanki. Sayın Mert, yol sorunu için Sayın Sözlü'nün ve hiçbir belediye başkanının gücü yetmez diyor. Peki soruyorum size, eski Tarsus Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz içinden araba geçebilecek yağmur borularını yer altına döşedi. Üzerine de komple bütün Tarsus'u asfaltladı. Bunun Tarsus yapabiliyorsa her belediye yapar. Yeter ki belediyenin gelirlerini halk için harcasınlar, ceplerini doldurmasınlar demiş Seçkin Bey. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Tamam da hani delil, kimse cebini dolduruyor. Ya bunlar zan ifade eden şeyler. Yani her şeyin bir cevabı vardır. Her iftiranın da bir şeyi vardır. Yani bir izi vardır. Olayın cevabı şudur. Belediyenin geliri belli. Ortada bir hizmet yoksa bu paran nereye gitti diye sorar vatandaş. 80 trilyon bir borçlandın, nerede? 110 trilyon bir daha borçlanıyorsun, nerede diye sorarım. Vatandaş yorumunu yapar. Sen bütün bunlar resmi olarak belediyeye müracaat edersin, sana niye gerekli cevap verilir. Sana gerekli cevap verilir Hüseyin Bayrak. Eğer samimiysen burada spekülasyon yapmana gerek yok. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve yetkililerin konuya cevap hakları var. Onu söyleyelim. Az önce işte ASKİ İçme Suyu Daire Müdürümüz Sayın Teoman Bey yayınımıza mesajını iletti. Biz de buradan paylaştık. Onun için söz hakkı olan herkesin sözünü buradan paylaşacağım. Ya kardeşim bak, Türkiye'de bu sadece sözlü ve sözlünün bürokratlarıyla alakalı bir olay değil. Bu sistemi bilmemiz, sorgulamamız lazım. Türkiye'de amirin izni olmadan, ya Hüseyin sen personel ama müdürlüğü yaptın. Vatandaş diyor ki hiçbir adam bir cümle konuşamaz, yetki alanında değildir, izin alma durumunda. Basına bilgi de veremez. Basına bilgi de, bu bir usuldür. Yoksa devasa bilgili insanlar vardır belediyede. Yani mutlaka gerçekten çok bilgili insan. Ama yani izin alması lazım. Zırt pırt da, yani sistemle alakalı bir olay bu. Bakın Hüseyin Sözlü'yle alakalı bir olay değil bu. Ama bir ya, vatandaş da diyor ki verebilir. Yerel yönetimler merkezi hükümetlere sadece görevleri yol yapmak değildir. Örneğin bir merkezi hükümetlerden bir kapalı spor salonu, bir hayvanat bahçesi, bir işte yürüyen üst geçitli merdiven talebi projesiyle gidip de hani bu projeleri değerlendirilmedi mi? Ya da bu yolda uğraş verdiler, işte Adana'dan milletvekilleriyle irtibata geçip işte bizim bu konuda yardımlarınıza ihtiyacımız var diye onların kapılarını çaldılar mı diye de soruyor vatandaş. Cendere üyeleri, eğer AK Parti Büyükşehir'de seçilseydi seçim kampanyasında konuşan dönemin başbakanı metronun borcunu çizik çekecekti. Şimdi Büyükşehir MHP olunca Adana Yunanistan'a bağlandı herhalde. Siz AK Parti'ye oy vermediniz, ben de size kaderinize terk ettim mi diyor hükümet demiş Kenan Hasbolat. Bir diğer dinleyicimiz, çizgim tekstilden İbrahim, ben hangi birini söyleyelim? Gelen gideni arartırmış. Aynen de öyle, Adana köy ama köy olma yolunda büyük başarılar sağlıyor. Teşekkürler Hüseyin Sözlü demiş.
Abicim Mersin'de çimento mu ucuz yoksa demir mi ucuz? Neden orada bir daire 160 bin TL iken aynı kalitede bir daire Adana'da 400 bin lira demiş. Yok. Demir ve çimentodan kaynaklanmıyor, belediyeden kaynaklanıyor. Belediye arsa üretmiyor, imar sorunlarını çözmüyor. Arsa değerleri çok fazla artınca müteahhitte zam yapmak zorunda kalıyor. Erkan diyor ki Hüseyin Sözlü de Adana'da büyükşehire başkanlık yapacak mı, yapacak kapasite var mı diye sormuş. Buyur. Yani abi kim bu Erkan? Ya yok, bu bizim haddimize değil ki. Yani, kapasitesi abi, var mı? Abi, yani bu, canım, onu vatandaşın takdirine bırakalım. 420 bin yani. Oy almış bir insan. Sen yapma, sus sus. Tamam da ama 420 bin oy almış bir insan. Ya 420 insan. Bin oy aldığını da boşver. Kapasitesi var veya yok yani. O abi, bunu bizim haddimize olmaz insanların kişisel kapasitelerini sorgulamak. Adana'da düzgün park falan yok demiş. Ayşe Hanım mesaj göndermiş. Var mı Adana'da böyle hani düzgün park? Bakın beyler, çok önemli. Bir şuna bir ara ver. Mesela bir yürüyen merdiven var mı Adana'da? Gerçekleri konuşmuyor diyorsunuz. Bakın hiç Adana basınının hiç haberi olmadı. Tık da bir haber masaya çıkmadı. Masaya vurma abi ya. Adana'da tık bir haber çıkmadı. Ben size mertçe söyleyeyim. Utanalım Adana olarak. Buyurun. Cuma akşamı bir tablacı mektup yazarak... İntihar etti. Benim efendim işte sebebim zabıtalardır diyerek intihar etti. Benim sistemde manşet şu an. Yani bakın... Teşekkür ederim bu duyarlılığın için. Bütün ulusal medya bunu gündeme getirdi. Ama Adana'da çok fazla bir ses çıkmadı. Bak bu çok önemli. Bak bu tablacıların sorunları çok önemli. Sen diyorsun ben halkın yanında değilmişim. Aslanlar gibi halkın yanındayım. Onları yok ederken, onları adli, efendim ondan sonra emniyeti güçlerle o adamları perişan ederken şu ölümün şeyini kim verecek? Hesabını kime soracağız? Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı diriltmek bütün insanlığı diriltmek gibidir. Bundan Cumhurbaşkanımız da ben de sen de hepimiz sorumluyuz kardeşim. Bu evet. İnsanlar neden intihar ediyor? İşsizlikten. İşsizlik değil ya. O adam psikolojisini bir anlayın. Adam kestane satıyor veya da tablacı. Evet tane, ya. 15 yıldan beri oradaymış. İki kasa veya da bir portakal koymuş ve de kestane satmış. Ve çocuğunuzu evde 3-5 çocuğunuzu bununla geçim yaptırıyorsunuz. Ve bir gün zabıta geliyor, tepeyi vurup yıkıp gidiyor. Adam 15 yıldır oradayım diyor. Beyanatını nasıl bilmiyorum ama. Daha sonra bu adam eve nasıl gider? Çoluk çocuğunun üzerine nasıl bakar? Aynı şey bir başka şey. Tabii ölümün üzerine söylenmez bir şey. Ölüm acı bir şey. Fakat şu da var Hüseyin Bayrak. Şunu da düşün. Mesela oradan aracıyla geçen bir vatandaş da ya bu seyyar satıcıların burada ne işi var? Yolumuzu kapatıyor. Bilmem 15 yıl kaldığına göre orada. Şimdi hani zabıtanın da adam, bir görevi var. Yani, bu adam 15 yıl orada kaldığına göre herhalde bir sorun oluşturmamıştır. Yani bir lisanı münasiple. Ya sadece onun için demiyorum. Genel sorunla alakalı söylüyorum. Ya genel sorun da. Mesela tablalar yani. Caddelerde geziyorlar. Yani hani, şimdi ona ekleyeceğim bir şey daha var. Yani siz eleştirmiyor diyorsunuz da aslan gibi de eleştiriyor ama adam gibi eleştiriyorum. Yani zabıta hiçbir şey yapmasın. Görevini yapmasın. Aynı belediye. Zabıta bunu aynı görebilir belediye, mi? Bakın aynı belediye. Sayın Sözlü'nün haberi var yok bilmem. Bazı parklara bazı kulübeler yapılıyor. Yani yine o da seyyar. Aynı belediyenin önünde İnönü Parkı'nda var mesela. Bir takım insanlar rozet satıyor. Bayrak satıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Böyle bir çifte standart olmaz. Yani zabıta dediğiniz oradaki görevli de insan. Orada karşıdaki adama zarar vermek ya da onu intihar ettirmek elbette istemez. O kesinlikle da zabıta tarafsız bir şekilde tüm... O da evine ekmek götürüyor. Tüm iş portacılara, yani tüm kulübelere karşı bir hareket başlatıyorsa ben zabıtanın yanında olurum. Ama senin kulüben, senin iş portacın kötü, benimki iyi şeklinde bir değiş tokuş yapıyorsa... Asla, kesinlikle. Ve şu anda Atatürk Parkı'nda... Gördünüz bilmiyorum kulübeler koyuluyor. İnönü Parkı'nda. İnönü Parkı, Atatürk Parkı'nda da var şu anda. Öyle mi? Evet, bütün parklara birer şeyde var, büfeler koyuluyor. Şeyde de var, Ziya Paşa'da da var. Adana'nın her tarafına büfeler koyuluyor. Ne yapıyorsunuz siz? Yani sen o iş portacı kaldırıp da kendi adamını mı koyacaksın oraya? Yani yanlış. İşte bu noktada Sayın Hüseyin Sözlü, Sayın Şehremini 420 bin insanın temsilcisi olarak ırk, renk, dil, din demeden hepimizin belediye 420 başkanı. 420 bin değil, 2,5 milyonluk. İşte hepimizin belediye başkanıdır. Particilik olayı bitmiştir. Hizmet, hizmette de sınır olmaz, sınıf olmaz, ırk, renk olmaz, din, dil de olmaz. Evet, hızlıca mesajlara geçelim çünkü süremiz daralıyor. Yapılanı konuşursanız reklam olur. Yapılmayanı ve eksik olanı konuşursanız yol gösterici olur. Sayın Bayrak, ayrı dünyalar...
insanı olmamıza rağmen birçok konuda haklısınız. Eğer hayata geçerse bir vizyon proje Sucuzade Kent meydanıdır demiş Ziya Henç. Güzel bir şey. Mesaj hakikaten göndermiş. Çok. Bir kent meydanına ihtiyacımız var ama Osmaniye'de bile bir kent meydanı var. Osmaniye'de var. Belediye seyyarın, seyyar satıcıların çocukları için ne yapacak şimdi? Bari çocuklarına baksın demiş Şerif Hanım, mesaj göndermiş. Çok güzel. Çok güzel. Ayşe Hanım diyor ki Hüseyin Sözlü'ye yazılan hiçbir mesajı kabul etmiyorum. Adam hizmet yapmıyorsa Adana'lı niye seçti o zaman demiş. Sayın Bayrak helal olsun sana. Sayın Mert bırakın artık bu takla işlerini. Adana'da yol mu var? Gelip... Lan. Abi okuyayım. Abi sinirlendiriyor takla de. Ya biraz önce ya, tamam, adam gibi. Ya abi. Hani eleştiri yani, başımızın tacı canım ya, benim. Ya ne taklası falan. Güvercin miyim ben takla atacağım? Ne taklası atacağım ya? Allah'tan başka kimsenin karşısında ezmeyeyim. İzleyenlerden gelen baş üstüne boş ver. Hakaret yok ama. Ya. Hakaret yok. Hakaret etmiyorum ama teşbih o hakaret yapıyor. Ediyor. Kuş muyum ben? Teşbih yapıyor. Kuş muyum? Keşke kuş olsan. Hayret ya. Keşke kuş olsan. Sayın Bayrak helal olsun sana. Sayın Mert bırakın artık bu işleri. Adana'da yol mu var? Gelip Reşat Bey'e Cumhuriyet Caddesi'nde bir gezin. Sayın Bayrak halkın adamı. Taklacı güvercinler bile Sayın Mert. O, neyse boş ver. Sen orada biraz gül, ben tamamlayayım. O Hüseyin Bayrak'a bugün pohpohlama, güzelleme gönderenler Hüseyin Bayrak aday olsun, bir tane oy alamaz. Hiç kimse de Hüseyin Bayrak'a oy vermez. Herkesin ya, belli bir alamaz vizyonu, diyorsun belli bir misyonu ama, var. Alamaz diyorsun ama bak millet dün, bol keseden dün, destekliyor ama dün, Hüseyin Bayrak garibim aday olsun, 3 tane oy alamaz. Alırım. Abi inanın diyor, tebrik ediyorum. Burhanettin Kocamaz Bey Tarsus'ta hayvanat bahçesi yapmış. Çocuklarla gezdik işte belediyeyi diyor. İşte belediyemizin de hali demiş. Aslında hayvanat bahçesini örneğin görmek için Tarsus'a, Antep'e giden Adanalılar var biliyorsunuz değil mi? Bak şimdi. Evet. Mesela Adana'da bir hayvanat bahçesi bizde olamaz kaç, mı? Bizde kaç sefer? Yani çok şimdi zor bir şey mi yani bir hayvanat bahçesi? Hayır, zor bir şey. Sayın Hüseyin göre. Bayrak burada bu Cendere programında hemen hemen bütün programlarda eleştirdiği iki insan var. Çok da bir tanesi Şehremin Hüseyin Sözlü, ikincisi Sayın Fikret Yeni. Hadi Hüseyin Sözlü'deki mantığı anlıyorum. Yavrusunu işten çıkardı. Öyle diyor kendisi. Efendim anlayabiliyorum oradaki kuyruk acısını. Peki Yeni'ye karşı Hüseyin'in ne şeyi var? Fikret Yeni'ye. Vay paralelciydi. Vay Bankasya'nın avukatıydı. Vay şuydu buydu. Bunun da arka fonunda bir şey var. Bak AK Parti senden rahatsız. Rahatsız. Dün bir AK Partili görevli yetkiliyle konuştum. Bir yemekte konuştum. Özel bir yemekte, belediye başkanları da vardı orada. Adama dedim ya böyle böyle nedir bu? Abi dedi bir tane bile oy almamıştır dedi. Hüseyin Bayrak'ın spekülasyonudur dedi. Açsınlar, bu doğru mu yanlış mı? Yalan söylüyor. Açsın sonuçları. Bir peki, defa yüzlerce bu... insan beni aradı seni yazdık diye. Sayın Bayrak. Ha, temayül... Yani burada bir şey yapalım. Bir espri, bir mizah yapalım dediler. İşin içine biraz mizah katalım. Hayır kesinlikle mizah da değil. AK Parti'de temayülün zaten hiçbir anlamı yoktur. Eskiden oraya geleceğim ben de. Sadece AK Parti'de temayül dostlar alışverişte görülsün. Pazar günü yapıldı temayül yoklaması. Orada bir oturalım, yiyelim, içelim, işte çay içelim, merhaba sarılalım falan filan. Başka... Temayül. Fotoğraf çektirip yazalım. Aman adaylar dikkat etsin. Sakın ola ki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci gibi böyle üst sıralarda çıkmasınlar. Zaten üst sıralara çıkanları direkt çiziyorlar. Baksana, haberler olsun. Baksana işte particilik budur. Yani bu işin kralını Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. İşte particilik budur. Ney, temayül müdür yani? Tabii. Temayülde hiçbir şeyin olmamasıdır. Sayın ama konuşulmasıdır. Ya, konuşulmasıdır. Yani adam partisini konuşturuyor. Adam bütün basını oraya kilitliyor. Adam Hüseyin Bayrak'ı bile oraya ya yazdırabiliyor. Yok yapma ya. Bu koca koca halka, adamlar orada. Halka, bu bir, elinde buluşurlarla bilmem oğlum, çadırlarla bu, buyurun buyurun sarılma. Bu, bu, yapmayın işte, gözünüzü seveyim ya. Böyle klasik eski siyaset kafası ya. Değil. Sen yazık, gittin bu, mi temayüle? Ben gitmedim ama bu sen gittin mi? Yok ne işin var temayülde? Orası senin için boş işler. Hayır gitmedim ha, ben. Gitmediysen tamam sözümü yere bak, aldım. Bak bak bu müthiş bir şu müthiş bir devinimdir. Misal ya algı ah beni bir bilimsel olarak düşünseniz zihniniz basmıyor. Benimle program yapmaya bakın. Şu 3 yıl tecrübesi var ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Dünyanın 3 en mükemmel tecrübesidir. Devinim ve katılımcılık açısından. Yani tecrübeli acemiler geliyor.
riski vardır elbette acemilerin bir partiye girmez. Bir berzan toprağın milletvekili olmasının elbette, ama yarının başbakanı olmayacağını kim garanti edebilir? Risk almazsanız geleceğe yürüyemezsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti programı kesinlikle örnek bir programdır. Örnek olduğu için tutmaktadır. Ya bilimsel konuşuyorum. İtiraz olan Cemayir, varsa tartışayım. Niye sonuç açıklanmaz ama niye yapılır peki? Gaz alma bir operasyonudur. Sadece tabii. İşte dostlar alışverişte görsün. Tamam da gazı bir sefer alırsın. 3 seçimdir temayül yapıyorsun. Hiçbir zaman temayülde çok oy alanlar, üst sıralarda çıkanlar hiçbir zaman bırakın adaylık yanından kapısından geçememiştir. Temayül yani şunun için yapılır. Halkta karşılığı olan insanların elenmesi için yapılır. Yani adam buradan vekil seçildi. Arkasından ciddi bir destek var, teşkilat var. O adam geldiği zaman orada çok konuşur genel merkezde. Mecliste fazla konuşur. Abi bir çelişki değil mi? Yani bir taraftan seçimi almak için uğraşacaksın, uğraş vereceksin. Adam oraya örneğin güçlü bir adam çıktı. Temayülden birinci çıktı. Herkesin oyunu aldı gitti oraya. Adam oraya vardığı zaman tüm teşkilat arkamda diye o kadar yapıp duracak. Bak. Oysa onların hepsini atarsın. Kim seçilmişse ilk 15'i silersin. Arkasında desteği olmayan kim varsa yazarsın, o sadece el kaldırır indirir. Çünkü İrab'da mahalli yok yani. Silik sönük bir milletvekili olur yani. Ben sana mega... Adam şu anda sadece Firavun'un soytarısı diye milletvekili yapılırsa bu skandaldır ben yani. Sana, olmaz böyle bir şey. Hüseyin Bayrak, Mehmet bir mega örnek vereceğim, çok fazla uzun değil. Mega örnek. Mega bakın. Örnek. Buyurun efendim. Sisi'yi kim destekledi şeyde Mısır'da? Suudi Arabistan kralı desteklemedi mi Sisi'yi? Evet. Peki biz Sisi'ye hükümet olarak karşı mıydık? Karşıydık. Mursi'yi seviyorduk biz değil mi? Evet. Aynı kral öldüğü zaman Sayın Cumhurbaşkanımız efendim şeyi bırakıp gelmedi mi cenazesine? Geldi. Aynı adam için biz 3 gün yas ilan etmedik mi? Ettik. Oğlum politikadır işte bu lan dünya ölçeğinde. Rus devlet başkanı geldi mi Türkiye'ye? Geldi. Tayyip Erdoğan için gitti ne dedi? Dünyanın en güvenilir cumhurbaşkanı dedi mi? Lideridir dedi mi? Dedi. Lan bunlar blöftür. Bunları her adam yapamaz. Politikadır işte bu. Politikadır. Ya ne konuşuyor ya? Yani işte bir şeyler söylüyor. Bir şey anlayamazsın. Ama yerel üzeri konuştu. Güzel bir mesaj verdi aslında. Kafanız basmıyor anlayamazsın. Lan işte Türkiye'yi böyle konuşturur adam. Liderlik budur bu. Recep Tayyip Erdoğan yani yaşadığı müddetçe muhalefet... Konjonktürel davran, ilken prensibin olmasın, değerlerin olmasın. Ben onu anladım. Sen de öyle mi anladın söylediğinden? Her yere pragmatist davranacaksın. Kardeş, buna da canım cicim, buna da... Kardeş, şunu diyorum. Ya bu bir şey söylemiyor. Bakın, ya. Vatandaşlar bakın ya. Bakın ben buradan ilan ediyorum. Ölmezsek bir 10 yıl sonra Türkiye'de... Türkiye Cumhuriyeti Devleti o geçmişteki karizmatik yapısıyla... O söz sahibi olan, veto falan sahibi olan devletlerin arasına girecektir. Ve orada söz sahibi Allah olacaktır. Allah. Oraya evet. Doğru gidiyoruz. Çünkü hilafet ilga edilmemiştir. Mustafa Kemal onu meclise vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yüksel Mert'in bu mesajından sonra dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin mesajıyla tamamlıyoruz. Süremizi açtık çünkü. Ulu Bey diyor ki 20 sene sonra Demirspor Süperliği'ye gidiyor. Kulübe maddi destek veren tek kişi Sayın Hüseyin Sözlü'dür. En büyük hizmet budur demiş. Futbolla alakalı bir mesaj. Aslında saat 14'te Sevdam Spol yayında daha detaylı orada fikirlerini beyan edebilir. Daha çok biz burada siyasi ve sosyal olayları konuşuyoruz. Tüm Adana'ya, şu mesajları tüm Türkiye'ye selamımızı gönderelim. Abi ben 30 senedir bu Seyhan bölgesinde bir çivi çakıldığını bilmiyorum. Ama yazıklar olsun o belediye başkanlarına bunların hepsi hortumcu diye bir iddialı mesaj tövbe göndermiş. Tövbe Yüksel Mert 400 bin oyu dilinden düşürmüyorsun. Böyle giderse 5 yıl sonra Sayın Sözlü Adana'dan 400 tane bile oy alamaz diye bir mesaj gelmiş. Onu göreceğiz yani. O zaman görürüz onu. Kıyı projesi var. Animasyon videosunu izledim. Eğer hayata geçirilebilirse Seyhan Irmağı kenarında büyük yatırımlar ve süper olacak. Hüseyin Sözlü'nün sayfasında var. İzlemenizi tavsiye ederim diyor. Sadece izleriz oradan. Mahmut Bey diyor ki Bülent Alaş halkın pek bir şey istemediğini söylüyor ama istediğimiz bir şeyin olduğunu görmedi ki daha bir şey isteyelim. Mecburen yol yerine çukurlara, hendeklere yamada olsa yapın diyoruz ama artık hayırlısı ne diyelim. Bu da yapılmıyor işte onu söylüyorum. O bile yapılmıyor, o bile yapılamıyor. Şu yol problemi çözülsün, millet mutlu olsun biraz ya. Yollardan gidemiyor, geçemiyor. Bir tane arabası var gariban, 20 yıl çalışmış. Didinmiş, onu da yarısını krediyle almış. Gidecek yolu yok arabanın. Arabası var adamın, gidecek yol yok. Hüseyin Bayrak haklı abi, kamyon tanıtıyor Hüseyin Sözlü'nün. Ufku bu kadar demiş. Allah yardımcınız olsun demiş. Amin.
Abi kış boyunca iki jant düzeltme, iki de lastik yaptırdım. Beyceli bölgesi ve Yeşil Bulvar berbat. Ayrıca İmamoğlu suyu acil değil, ultra acildir demiş Ali Özfidan mesajında. Ben Emin dediğiniz frekansla logoda Akdeniz Türk TV yazıyor ama sadece müzik çalıyor. Cendere yayını yok, neden demiş. Bunu Yüksel Mert aslında öğrenip izleyicilerimize paylaşabilir. Yani 3-5 kişi oldu söyleyeyim. Abi yol kaymak gibi diyen kim? Abi ben şu an sizi dinliyorum ve kiremithane dolmuşçusuyum. Öyle bir şey yok demiş. Mehmet Bey'e buradan kiremithane dolmuşçusu arkadaşa soyadını anımsayamadım. Teşekkürlerimi arz ediyorum ya. Mehmet Emin mi? İnan ki bilmiyorum. O gün Hüseyin'le konuşturduğum, söz vermiş. Arkadaş hani yollar Kozan yolunda yollar kaymak gibi ama ara sokaklar bozuk demişti ya. Şimdi de bir başka dolmuşçu arkadaşımız da diyor ki yok bu yol da bozuk diyor. Mesela o kaymak gibi dediği yol burada bozuk diyor. Son mesajlar. İyi yayınlar Mehmet Özoğlu. Abi demiş Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın yarısı rezalet, kimse görmüyor mu bu yolu diye de bir mesaj. Abi... Acaba yarısı neresi? Ya komple berbat ya. Bunu gidin görün ya. Yine uydu yayınını soran izleyicilerimiz var çoğunlukta. Böylece süremizin de sonuna geldik. Hatta süremizi de açtık. Cendere Lokum FM stüdyosunda yayınlandı. Kültür Merkezi'nin ismini değiştirmiş. Onu aslında hiç konuşmadık. Yaşar Kemal. Ama. Yaşar Kemal yapmış. İsmi verileceği. Yani işler acısı bir durum. Battı Zeydan Karalar'ın. Battı mı sana? Yani Zeydan Karalar kendisi bir hizmet yapmamış. Ortaya bir hizmet koyamamış. İsim ver. Ya bir bulvar aç. Yaşar Kemal ismini ver. Battı mı ayrı ya? Bir ona kültür da merkezi yap. Ya. Ayrı bir kültür merkezi yap. İsmini ver. Ya, ama Necip Fazıl'ın ismini değiştirerekten bunu vermek abeste iştigal yani. Nasıl, konuyu biraz açar mısın? Seyhan Kültür Merkezi'nin ismini Yaşar Kemal bu kültür merkezi yapmış. Kardeşim bitti diyordun. Ya, bırakalım önümüzdeki haftaya. Şu anda Seyhan Kültür Merkezi'nin ismi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi değil. Orada değil tabii. İçeride salonların ismi. Salonların ismi. O Seyhan Kültür ben Merkezi. Ben de son derece yanlış buluyorum. Kendi yaptırdığın bir esere verebilirsin ama yani. Ya bir bulvar aç ver. Daha önceki dönemde yapılan bir başkanı başkanı oranın mülki amiridir, istediğini yapar mecliste bir yeni yaptırdı ama daha önceki burada şurada Sayın Hüseyin Bayrak'a katılıyorum, daha önceki dönemde yapılan bir hizmet binasının işte bu dönemde isim değişikliğine gidilmesi çok da hani etik görmüyorum, ahlaki değil ya. Kendime hizmet yap, bir bulvar aç. Adını Yaşar Kemal koyalım, biz de gidelim. Değil canım, kesinlikle yani. Değil. Tabii. Evet, Hüseyin Bayrak, Yüksel Mert ve Bülent Çalaş'a Ayşe teşekkür Mert'e ediyoruz. Ayşe Mert'e çizgim tekstil ile tüm emekçilere sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, var mı son sözleriniz efendim? Sayın Bayrak. Karıştırın yolları yapılmış ya. Bir Adana özlemiyle hayırlı günler diliyorum. Eyvallah, hayırlı günler diliyorum efendim. Evet, biz de bugünkü beraberliğimizi noktalıyoruz. Cendere 17'de Lokum FM'de tekrarıyla tekrar dinleyicilerimizle buluşacak. Biz haftaya çarşamba sabahı canlı yayında Lokum FM'de ve Akdeniz Türk Televizyonu'nda sizlerin karşısında olacağız efendim. Görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.